Ayrıca bazı Kızılay yetkililerinden de bazı ifadeler var Sayın Seyirciler. Onlar da Konya mitingiyle ilgili olarak eğer şeytan taşlamak isterseniz sizi alana bekliyoruz dediler özetle. Bu paylaşımlarını sildiler ama bir kere paylaşılmış oldu. AKP milletvekili adayı da Erzurum mitingiyle ilgili olarak biliyorsunuz bir tebrik mesajı yayınlamıştı. O da mesajını sildi ama gören gördü bu mesajları. Şimdi Yıldız Yazıcıoğlu'na döneceğiz. Başkent'te bu konuyla ilgili ne konuşuluyor acaba? Tecrübeli bir gazeteci olarak bu provokasyonu nasıl okumak lazım? Seçime 6 gün kala neden böyle bir olaya ihtiyaç duyuldu? Kimler duydu acaba? Soralım. Yıldız Yazıcıoğlu merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu Erzurum provokasyonuna ilişkin neler konuşuluyor Ankara'da diye sorarak başlayayım ben. Kim tarafından gerçekleştirildiği, neden ihtiyaç duyulduğu, hedefinin ne olduğu yönündeki değerlendirmeler neler? Şimdi öncelikle şunun altını çizmek lazım. AK Parti içerisinde aslında ikili yapı dün akşam bir kez daha ortaya çıktı. AK Parti içerisindeki ikili yapı ile kastımız nedir diye baktığımızda AK Parti içerisinde bir bölüm kurmay, bir bölüm üst düzey yönetici 14 Mayıs seçimlerine sakin bir şekilde gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle millet iradesine saygıyı korumak gerektiğini, millet iradesine gölge düşürmemek gerektiğini vurguluyor. Ancak öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsında vücut bulan bir başka AK Parti söz konusu. O AK Parti ise hem daha fazla sert mesaj veriyor hem de daha fazla halkı kin ve düşmanlığa teşvik edici söylemlere imza atıyor. Aslında Türk Ceza Kanunu itibariyle az önce değindiğiniz sosyal medya mesajlarının tümü suç. Suç unsuru barındırıyor. Hele seçim atmosferinde bunlar aynı zamanda siyasi yasak kapsamında. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun ve seçim mevzuatının yetkileri noktasında ciddi sıkıntılar var. AK Parti sayısız kez her seçim dönemi öncesinde seçim mevzuatını değiştirdi. Ve ne yazık ki seçim yasakları ilan eden Yüksek Seçim Kurulu ki bu canlı yayında şu dakikalarda ben size Yüksek Seçim Kurulu'ndan gerçekleştiriyorum. Yüksek Seçim Kurulu bir takım yasakları ilan ediyor, bir takım kurallar koyuyor ancak bunu bir yaptırımı yok. Bunun nasıl yaptırıma dönüşeceği, savcılıklarca bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda seçim mevzuatı bilinçli bir şekilde boş bırakıldı. Anayasanın 34. maddesi uyarınca açık bir şekilde aslında valiliklerden de izin alınmasına gerek yok. Basın açıklaması evet. Yapmak için, yürüyüş yapmak için. Ancak Türkiye'de fiilen OHAL uygulamaları yasal düzenlemelerin içerisine yedirildi. Normalde hiçbir yasal mevzuatın anayasaya aykırı olması gerekmez ama Türkiye'de aykırılık sürüyor. Ve şimdi dün akşam Erzurum Belediye Başkanı AK Partili ismin yaptığı açıklamaya baktığımızda Mehmet Sekmen'in diyor ki efendim valilik değil de ilçe seçim kurulundan izin alınması gerekiyordu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun Mart ayında mitinglere ilişkin yayınladığı karara baktığımızda ise orada da izin ifadesi yok. Orada deniyor ki sadece ilçe seçim kurullarına partiler arasında bir çakışma olmaması bakımından bildirmek gerekir diyor. İlçe seçim kurulu birden fazla alan, miting alanı, açıklama alanı belirleyebilir diyor. Ama bir izin meselesi söz konusu değil. Dolayısıyla yapılan açıklamalar AK Parti tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamalar yasal düzenlemelerle Ankara'daki gerçeklikle örtüşmüyor. Bunun altını çizelim. Evet. Yıldız Yazıcıoğlu kaldı ki hani şöyle bir şey de düşünmeden edemiyorum. Buradaki bu açıklamaların yasayla herhangi bir örtüşme durumu olmaması bir yana. Burada İmamoğlu'nun toplantısını bir kenara koysak bile bir kentte 3 kişinin, 5 kişinin, 10 kişinin eli sopalı taşlı bir şekilde toplandığının görülmesi halinde bir hele hele orada da güvenlik güçlerinin de orada bulunduğu düşünülürse hani güvenlik güçleri bir dakika demez mi
bu insanlara? Siz nereye gidiyorsunuz? Elinizdeki taşlar nedir? Ya da kime atıyorsunuz? Demez mi normal şartlarda da? Yani illa ki orada İmamoğlu'nun bir toplantısının olması da gerekmiyor ya da A kişisinin. Tabii ki, yani sonuçta elinde taş sopa bulunan bir grup görüntüsü her zaman bir soru işaretidir, bir güvenlik sorunudur. Bu konuda bir yetki sınırı da yok. Yani ben YSK'nın cezalandırma ya da seçim yasaklarının uygulanmaması, mesela miting güvenliğinin sağlanmaması konusunda YSK'nın eli boş bırakılmış durumda, ama öte yandan biz bu seçime kuşkusuz kolluk güçleri tüm yetkiye sahipler. Yani kolluk gücünün kendi yetkisini kullanmaması noktasında bir soru işareti aslında yok. Ayrıca biz Ankara'da çok sık yaşıyoruz. Elinde kamera gördüğünde polis memurları bize gelip mesela basın kartı soruyorlar. Her noktada, her yerde soruyorlar. Şimdi birinin elinde bir taş, bir sopa, yani normal büyüklüğünün üstünde. Şimdi denize karşı bir yer değil burası. Hani denize taş atacaktım gibi bir durum söz konusu değil. Ve üstelik o taşların büyüklüğü tuğla büyüklüğünde. Yani Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne atılan taşı gördük. Cam kıran taşın büyüklüğünü gördük. Sopalar vesaire. Bir de zaten miting alanında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüden paylaştığı üzere bir 5000 civarında bir kolluk gücü görmüyoruz. Bir güvenlik önlemi görmüyoruz. Şimdi miting alanlarında biz İstanbul'da da şunu gördük. Cumartesi günü ne gördük mesela İstanbul'daki Millet İttifakı mitinginde? Kurulan bariyerler oraya katılacak seçmenlerin işini zorlaştırmak üzere kurulmuş. Erzurum'da ise şunu görüyoruz. Hiçbir şekilde orada güvenliği sağlamak üzere bir bariyer düzenlemesi yok, bir kordon düzenlemesi yok, kalkanlarla önlem almış bir çevik kuvvet gücü yok. Mesela şu anda çevik kuvvet görüntüye yansıyor ama bu olaylar olup bittikten sonraki tablo gibi görünüyor. Yani otobüs zaten kırılmış, parçalanmış. Şu an boş bir otobüsün çevresinde güvenlik gücü görüyoruz, çevik kuvvet ekiplerini görüyoruz. Buradaki provokasyon noktasında en temel soru işareti şu. CHP geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu'nun da gündemine neyi taşımıştı? İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarıyla ilgili bir paralel yapı kurduğu bilgisini taşımıştı gündeme. Şimdi aynı İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde valiliklerin önlem almadığını görüyoruz. Aynı İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde kolluk güçlerinin gerekli önlemleri almadığını, bir anlamda provokasyona göz yumma olduğunu görüyoruz. Siz de altını çizdiniz. Bir grup elinde taşlı sopayla toplandıysa bunun bir hedefi vardır. Sinema dersinde öğretilir iletişim fakültelerinde. Eğer bir sinema filminde bir silah varsa, o silah görüntüde varsa patlayacaktır diye. Onun gibi, yani bir meydanda elinde taşlı sopalı bir kitle varsa bu kitle bir yeri saldıracaktır, bir yere hedefliyordur. Bu açık, evet. Yani burada bir soru işareti yok. Peki şimdi Yıldız Yazıcıoğlu, Süleyman Soylu da tabii açıklamasıyla şaşırtmadı aslında. Ama şöyle bir şey söyledi. YSK'nın İmamoğlu için suç duyurusunda bulunacağını söyledi. YSK'dasın aynı zamanda. Bu nasıl bir suç duyurusundan söz ediyor Süleyman Soylu? Yani muhtemelen şöyle bir tablo bu. Zaten bir önceki Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili İmamoğlu aleyhine bir dava süreci söz konusuydu. Ve orada hatta bir hapis cezası kararı alınmıştı. O karar henüz Yargıtay'da. Biliyorsunuz oradan bir seçim yasağı talebi de söz konusu ilk derece mahkeme tarafından. Ancak o seçim yasağı henüz hayata geçirilemedi. Henüz Yargıtay onay aşamasında olduğuna göre. Şunu anlıyoruz biz. Ekrem İmamoğlu'nun sahada olması, siyaset yapıyor olması ciddi bir rahatsızlık yaratılıyor. Dolayısıyla bugünkü YSK üzerinden de bir tavır alalım tutumu var. Ancak nasıl bir suç duyurusu olacak bu? Yani bu gerçekten şaşırtıcı, çünkü izinli bir miting, izin alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi burada bir Yüksek Seçim Kurulu yasağını çiğneyen bir durum ortada yok. Siyasi yasak genelgelerine ve kararlarına YSK'nın uygun görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun dün gece Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptığı açıklamaları da baktığımızda burada YSK'yı da hedef alan bir cümlesini ben göremedim. Bilmiyorum, bu benim eksikliğim mi, benim hatam mı? Ben mi yanlış gördüm?
bir YSK'yı hedef alması, bugünkü kurul üyelerine söylenmiş bir cümle yok. Bunu nereden çıkardı İçişleri Bakanı bilmiyoruz. Bir de Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı Sayın Ahmet Yener buradaydı sabah saatlerinde de. Yani YSK tarafından bu yönde bir bilgi paylaşılmış değil. Eğer YSK bir suç duyurusu yapacaksa bunu açıklayacak makam da İçişleri Bakanı değil. Yani YSK bir üst yargı organı ve bağımsız hareket etmesi gereken bir yargı organı. Neden İçişleri Bakanı açıklıyor? Aksi bu seçim sonuçlarını... Bu durumda bir talimatmış gibi de algılanabilir çünkü. Tabii bu yargıya talimat vermek. Çünkü bir yargı organı Yüksek Seçim Kurulu. Zaten şimdi o Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesini yapmasına engel olacak şekilde YSK yerine kendini koyarak oy saymaya, oy sandıklarını efendim biz alacağız, biz bakacağız diyen bir İçişleri Bakanı söz konusu ki bu geçen hafta ortaya çıktı. Buna CHP paralel yapı dedi. Şimdi de benzer bir şekilde YSK'nın yerine kendini koyarak bir açıklama yapıyor. Eğer YSK böyle bir açıklama yapacaksa burada basın mensupları bir duyuru sistemi var. Basın yine davet edilir ve YSK Başkanı şu arkamızdaki alanda kürsüye çıkar ve böyle bir açıklama yapar. Böyle bir hazırlık söz konusu değil şu anda YSK'da. Peki şimdi Yıldız Yazıcıoğlu aslında bu saldırı öncesinde de notunu düşmemiz gereken bazı gelişmeler var. Biraz bunun gölgesinde kaldılar ama aslında her biri çok önemliler ve bir çeşit akıl tutulmasına işaret ediyorlar adeta. Bunlardan bir tanesi Erdoğan'ın biliyorsun mitinginde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu Millet İttifakı'nın bir kampanya filminin arasına PKK görüntülerini montajlayarak vermiş olması. Bir diğeri de Bahçeli'nin onlara ya müebbet ya da mermi düşer biçimindeki açıklaması. Şimdi böyle bakıldığında o kadar büyük bir tırmandırma söz konusu ki burada. Ankara'da muhalefet cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu çevresinde ve bizzat kendisi tüm bu tırmanışı neye bağlıyor? Nasıl değerlendiriyor? Bunları belki bu aman itidal çağrısı ışığında da okumak lazım. Bu çalışmayı sadece seçim kaybetme kaygısına bağlamak ne derece doğru olur? Eksik kalır mı? Ne dersin? Eksik kalır. Şöyle ki seçim kaybetme kaygısının yanı sıra bence olası bir şekilde eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs gecesi bıçak sırtı devam ederse ilk sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren eğer %50-%50 şeklinde bir dağılım olabildiğince ortaya çıkar ise bence bunun bir ön hazırlığı yapılıyor. Yeniden sayma taleplerini gündeme taşıyacak AK Parti. Yani 2019'da 31 Mart 2019'da İstanbul seçiminde olduğu gibi yeniden sayma talepleriyle birlikte sayım sürecinin uzatılması söz konusu olabilir. Ben ne yazık ki bu kötü ihtimali gündeme alıyorum ve gündeme taşınması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Ademi Yakupoğlu bana verdiği röportajında şu ifadeyi kullanmıştı. Biz kesinlikle bunu düşünmek bile istemiyoruz. Biz kesinlikle bunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından hayata geçirilmesini istemiyoruz. Bugünkü YSK'nın tümü yeni üyelerden oluşuyor. Yeni bir başkan var ve kesinlikle biz 2019'un tekrarının hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Bu tahayyül bile edilemez. Çok kötü sonuçlara yol açabilir. Seçim gecesi Türkiye genelinde bunun olması ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum yönünde açıklamalar yaptı. Gerçekten böyle bir endişe var. Çünkü bu yaşandı. Yani yaşanmışlık bu endişeye yol açıyor. Ve yeniden sayım gibi talepler sırasında da provokasyonlar söz konusu olabilir. Yani o yeniden sayımların yapılacağı yerlerde, örneğin okul çevrelerinde ya okul çevrelerinde şu sandık başlarında sıkıntı olabilir ya da aynı zamanda ilçe seçim kurulları önünde, ilçe seçim kurulu merkezlerinde oy torbalarının götürüldüğü noktalarda sıkıntılar yaşanabilir. Sayım süreçlerini uzatmaya dönük bir durum olabilir. Orada bir farkın ortaya çıkmaması,
eğer olası bir şekilde Millet İttifakı'nın adayı örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıktığı bir tablo söz konusu olursa seçim gecesi, bunu gölgelemeye dönük hamleler olabilir. Burada evet. da adres sürekli olarak İçişleri Bakanı'na doğru çıkıyor. Tabii kuşkusuz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bazı açıklamalarında Adalet Bakanı kimliğinden daha uzak söylemler kullanması da dikkat çekiyor. Gerçekten bu iki bakanlık çok kritik. Türkiye'de eskiden bu iki bakanlık koltuğu, aynı zamanda Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı koltuğu seçimlerden 3 ay önce bürokratlara bırakıldı. Nedeni de şuydu, bürokrasi devlet temsili olarak kabul edilirdi. Dolayısıyla da bürokratlar eliyle, devlet eliyle yürütülürdü bu bakanlıklar. Şu anda tamamen siyaset eliyle ve üstelik aday olan isimler tarafından yürütülüyor. Evet, evet. Bu da gerçekten hali hazırda yaşanan gelişmelerle endişe veriyor ama işte belki bir farkındalık yaratabiliriz bunları konuşarak. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim. Sağ ol bizi bilgilendirdiğin için Yıldız Yazıcıoğlu. Sevgili Remziye Demirkol, şunu da izninle hatırlatalım. Burada oy pusulaları da görücüye çıktı. Evet. Bunlar mühürsüz örnekler, buradaki oy pusulaları. Bence şunu tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Bu oy pusulaların arkalarında seçmenler mutlaka mühür olup olmadığını da o gün kontrol etmeleri gerekiyor 14 Mayıs günü. Evet. Bu zarflarda da mühür olması gerekiyor. Tabii YSK'nın da bu gerekliliğe uyması gerekiyor, öyle değil mi? Yani onun da zaman zaman tabii, mühürsüz o kabulü söz konusu. Evet, evet. Yani 2017'nin de bu arada tekrarının olmaması için bunu hatırlatmakta yarar var. Çünkü 2019 endişesinin yanı sıra tabii akıllarda bir de 2017 endişesi var diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol bizi bilgilendirdiğin için. Görüşmek üzere.